Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizler için nesli tükenmiş olan hayvanlardan bazılarını derledik. Ne yazık ki listede yer alan nesli tükenmiş olan hayvanların çoğu biz insanlar tarafından yok edilmiş durumda. Ve bugün yine birçok hayvan türü yok olmak üzere. Nesilleri tehlikede. Örneğin 50 yıl önce Afrika'da 500.000'a yakın aslan yaşamaktaydı. Bugün ise 20.000 civarı kaldığı tahmin ediliyor. Ve eğer bir önlem alınmazsa çok kısa bir sürede belgesellerdeki o kayıtlar kalacak sadece bize. Artan dünya nüfusu ve dünyanın dengesini bozmamız da gezegenimizin sonunu getiriyor. Dünya nüfusu 1600'de 600 milyon iken 1804'te 1 milyarı, 1927'de 2 milyarı, 1961'de 3 milyarı, 1971'de ise 4 milyarı buldu. Nüfustaki hızlı artış 1987'de 5 milyarı bularak devam etti. Ve dünya nüfusu 1999'da 6 milyar, 2011'de 7 milyar oldu. Özellikle 1950'den sonra gözlemlenen hızlı artışın etkisiyle dünya nüfusu son dönemde her 12 yılda bir 1 milyar artıyor. Artan nüfus ile birlikte hayvanların yaşam alanları her geçen gün hızla yok ediliyor. Buzullar hızla erimeye devam ediyor. Derelerimizden, nehirlerimizden, okyanus ve denizlere su yerine artık plastik akıyor. Ve biz bunu bile bile neden yapıyoruz diye insan kendine sormadan edemiyor. Listemizde bizler tarafından yok edilen türler her ne kadar içimizi sızlatsa da gelelim listemize. Listemizin ilk sırasında dinozorlar var. Dinozorların 65 milyon yıl önce yeryüzünden silinmesinin nedenlerini araştıran 41 bilim adamından oluşan ekip, dünyamız karanlığa büründü. Sıcaklık 275 derece, bitki örtüsü yanıyor, duman ve kül güneş ışınlarını engelliyor. Çarpmanın hemen ardından dünya çapında geniş yangınlar, kıtaların şeklini değiştirecek büyüklükte depremler ve toprak kaymalar oldu. Sonra dev tsunamiler meydana geldi. Bitki örtüsü yok oluyor ve onu yiyen hayvanlar aç kalıyor. Dinozorların saltanatı böylece son bulmuş oldu. Sadece yer altında yaşayan memeli ve tatlı su canlılarının hayatta kaldığı tahmin edilmekte. Listemizde ikinci sırada fil familyasından mamutlara yer verdik. Yapılan en son araştırmalar tüylü dev hayvanların insanlığı bugün tehdit eden faktörler nedeniyle yok olduğunu gösterdi. Bunlar arasında iklim değişikliği ve yaşam ortamındaki değişimler öne çıkıyor. Ayrıca insan nüfusunun hızla artması da mamutlar için kaçınılmaz değişimlere neden oldu. Yapılan araştırmalara göre mamutların sonunu en başta iklim değişikliği getirdi. Buzul çağının sona erdiği 15 bin yıl önce fil familyasına ait olan tüylü mamutların nüfusu artışa geçti. Buzulların erimeye başlamasına rağmen sıcaklık mamutların hayatta kalması için tükettikleri bitkilerin gelişmesi için idealdi. Ancak Kuzey Amerika ile Asya'yı birbirine bağlayan kara parçası ve bu kara parçasının bağlantılı olduğu Alaska, Yukon ve Sibirya'da yaşayan mamutlar için ideal yaşam şartları uzun süre var olmadı. 13 bin yıl öncesine gelindiğinde havalar da iyice ısınmaya başladı. Isınan hava mamutların en başta çok tükettiği çim ve söğüdü azaltırken düşük besin değerli kozalaklı ağaç ve zehirli olabilen kuş ağacı artışa geçti. Bataklıklar çoğaldı ve yaşam alanları iyice daraldı. Avcılık ve bozulan çevre mamutların büyük bir kısmının 10 bin yıl öncesinde yok olmasına neden oldu. Geride kalan azınlık ise 4 bin yıl öncesine kadar adalarda hayatlarını sürdürebildi. Bilim insanları geçmişte mamutların sonunu getiren faktörler arasında avcılık, iklim değişikliği, hastalık ve hatta meteor çarpması olduğunu bile öne sürdüler. Ancak kesin bir sonuca varılamıyordu. Bilim insanları ilk kez radyokarbon 14 metodunu kullanarak fosillerin izlerini takip etti ve bir harita çıkardı. Böylece mamutların sonunu getiren senaryo da çizilmiş oldu. İklim değişikliği ve yine insan.
Listemizde 3. sırada dev bir kediye yer verdik. Kılıç dişli kaplan. Kılıç dişli kaplan Amerika kıtasının açık alanlarında bulunmuştur. Koloni şeklinde yaşamışlardır. 20 santimetre boyundaki dişleri oldukça serttir. Bunları avlarının işini bitirirken kullandıkları düşünülüyor. 3 milyon yıl önce Kuzey ve Güney Amerika'da görülen ve 10 bin yıl önce buzul çağında nesli tükenen dev kedilerdir. Yetişkin bir kılıç diş 600 kilo ağırlığa, 3 metre uzunluğa sahiptir. Uzun köpek dişleri 20 santimetreye kadar ulaşabilmektedir. Fosil incelemeleri sonucu çenesi 120 santim açıldığı tahmin edilmekte. Koşarak kısa sürede 50 kilometrenin üzerindeki bir hıza ulaşabilirler. Özellikle arka ayakları ön ayaklarından kısadır. Bu şekilde omurgaları daha düzgündür. Muhtemelen çizgili veya benekli bir kürke sahipti. Dev kurt gibi yırtıcılarla mücadele halindeydi. Son buzul çağında nesli tükenmiştir. Kendisi büyük bir hayvan olduğu için avları da büyüktü. Kedigiller familyasının en güçlüsü ve en saldırganıdır. Bir aslanı bile parçalayabilir. Amerika devesi, Kanada geyiği, karaca, bizon, at, dev tembel hayvan ve mamut gibi hayvanları avlarlardı. Listemizin 4. sırasında dodo var. Bilim insanları uçma yetisi olmayan ve yüzyıllar öncesinde nesli tükenen dodo kuşu ile ilgili olarak ipuçlarını birleştirmeye devam ediyor. Son kez 1662'de görülen bu talihsiz kuş türüyle ilgili çok fazla bilimsel veri bulunmasa da elde olan, var olan kemiklerin incelenmesi sayesinde yeni yeni bilgiler edinmeye devam ediyoruz. Ayrıca denizcilerin günlüklerinde bulunan tarihsel kayıtlara göre dodo kuşu Mart ayında tüylerini döküyor ve gri, kabarık, kısa tüylü olarak kalıyordu. Bilim insanları kemiklerin büyüme şekillerine göre civcivlerin Ağustos ayında yumurtadan çıktıktan sonra yetişkin hale gelmelerinin çok kısa sürdüğünü tespit etti. Yavrular işte bu sayede Kasım ve Mart ayında yaşanan kasırgalarda açlıktan ölmüyordu. Öte yandan yavruların çiftleşebilecek kadar yetişkin hale gelmesi birkaç yıl alıyordu. Bu da nesillerinin tükenmesini tetikledi. Yetişkin dodoların kemiklerinde bulunan mineral kaybı ise çiftleşme mevsiminden sonra eskimiş tüylerini döktüklerine işaret ediyor. Dodo kuşlarının neslinin tükenmesindeki en büyük etkenlerden biri de yumurtalarını yerde kurduğu yuvalara bırakıyor olmasıydı. Listemizin 5. sırasında Java kaplanı yer alıyor. Java kaplanı Endonezya'nın Java adasında bulunan bir kaplan alt türüydü. 1980'lerde izinsiz avlanma ve yaşam alanlarının tahribatı sonucu nesillerinin sonu geldi. 1950'lerde önlem alındığında ise çok geç kalınmıştı. Vahşi ortamda sadece 25 kaplan kalmıştı. İzinsiz avlanma ve yaşam alanlarının tahribatı nedeniyle 1993 yılında soyları tükenmiştir. Pinta Adası Kaplumbağası. Denizci ve balıkçılar tarafından eti için avlandığı için nesli tükendi. Bu gördüğünüz Yalnız George isimli dev su kaplumbağası 100 yaşında Haziran 2012'de hayatını kaybetmiştir. Yalnız George'un ölümüyle türünün soyu tükenmiştir. Büyük Okyanus'taki Galapagos takım adalarında Pinta'da ulusal parkta yaşayan Yalnız George isimli kaplumbağanın cansız bedeni bakıcısı tarafından bulundu. Yaklaşık 100 yaşında olduğu tahmin edilen Yalnız George türünün diğer örneklerinin 200 yaşını bulduğu göz önüne alınırsa pek de yaşlı sayılmazdı. Çobanlar tarafından 1972'de Pinta Adası'nda bulunan erkek kaplumbağa türünün bilinen son örneğiydi. Yetkililerin Yalnız George'u başka dev su kaplumbağaları ile çiftleştirme çabaları sonuç vermemişti. Yalnız George ne yazık ki kısırdı. Nesli 1936 yılında yok olduğu düşünülen Tazmanya kaplanı listemizde 7. sırada. Avustralya'ya özgü bir etçil olan Tazmanya kaplanı 19. yüzyılda kıtaya gelen Avrupalı sömürgeciler tarafından katledilmiştir. Esaret altına alınan son Tazmanya kaplanı 1936 yılında öldüğü sanılıyor. Ancak Avustralya hükümeti tarafından yayınlanan yeni belgeler
bu canlının tekrar görüldüğüne işaret ediyor. Fakat bu bilgiler teyit edilmiş değil ve ortada herhangi bir kanıt yok. 1936 yılında ölen ve türünün son örneği olduğu düşünülen Tazmanya kaplanı ise işte görüntülerde gördüğünüz bu hayvan. Fil dişi gagalı ağaç kakan. Fil dişi gagalı ağaç kakan, başının arkasında taşıdığı büyük kırmızı sorguçla tanınan, 50 santimi aşan boyuyla ağaçkakanlar arasında en büyük ikinci tür olarak kayıtlara geçen canlı. Ağaçkakanlar familyasında büyüklük açısından önde gelen Meksika İmparatorluk Ağaçkakanı gibi soyu tükenmiştir. 2004 yılında görüldüğü iddia edilmiş olsa da son çalışmalar türünün neslinin tükendiği yönünde ağırlık kazanıyor. Bu türün yok olmasındaki suçlular ise tarıma bağlı ormansızlaşma ve avlanma olarak gösteriliyor. Yani yine biz, yine insanlar. Moalar. Moalar Yeni Zelanda'nın ormanlarında ve ovalarında 7 milyon yılı aşkın bir süre yaşadıktan sonra soyu tükenmiş olan uçamayan kuşlardır. Moaların boyutları türlere göre büyük bir değişiklik gösteriyor. Bazılarının boyu 3 metreyi aşarken en küçükleri hindilerden daha iri değildi. Derileri kırmızıydı. Başlıca besin kaynakları otlar, tohumlar, meyveler ve yapraklardı. 600 yıl önce nesilleri ne yazık ki tükendi. Listemize son sırada İrlanda geyiğine yer verdik. İrlanda geyiği şimdiye kadar var olmuş en büyük geyik türüydü. Yapılan karbon testleri türün bilinen son kalıntılarının M.Ö. 5700 ya da 7700 yıl öncesine ait olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çoğu iskeletlerin İrlanda bataklıkları ve çevresinde ortaya çıkarılmasına rağmen İrlanda'da yaşamış olan alt türleriyle ilişkisi bulunmamıştır. Cüssesinin büyüklüğünden dolayı bazı çevrelerde dev geyik olarak da anılır. 2 metreye varan muazzam omuz yüksekliğinden ve 3,5 metrelik yaklaşık 40 kilo olan boynuzlarıyla bilinen en geniş boynuz aralığı ve en uzun boynuzlara sahip olan geyik türüydü. Ağırlığı yaklaşık 700 kilo civarındaydı ve bu bugünkü en büyük geyikten bile 1,5 kat daha fazladır. Soyunun tükenmesi hakkındaki tartışmalara göre avlanma ve büyük boynuzlarının orman içerisindeki hareketlerini kısıtlaması yok olmalarına sebep olmuştur. Fakat bundan tam olarak emin olamamıştır.